Tanzimat dönemi, Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın tanımlamasıyla imparatorluğun en uzun asrıdır. Profesör Findlay'a göre ise bürokratik reform asrıdır. Tanzimat dönemi, gündelik yaşam aksaklıkları sırasında adları anılan Mustafa Reşit ve Ali Fuat Paşaların yaşadığı bir dönem olmuştur. Tanzimat dönemi, Osmanlı modernleşmesinin geri döndürülemez şekilde sürat kazandığı bir dönemidir. Tanzimat kelime anlamıyla düzenlemeler anlamına gelmektedir. Bu programda da Tanzimat döneminde yapılan kurumsal düzenlemeler ve yaşanan kırılmalar sorgulanmıştır. Sadrazam merkezinde bakanlık sisteminin ortaya çıkması, teknolojinin bürokrasi tarafından kullanılmaya başlanması, modern devlet anlayışının yerleştirilmeye çalışılması, sonu parlamentoyla bitecek devlet-yurttaş ilişkilerinin yani haklar manzumetinin görülmesi, ve sivil asker ayrımına yönelik ilk adımların atılması programımız boyunca değineceğimiz konu başlıklarını oluşturacaktır. Bu programda üzerinde durulacak anahtar kavramlar şunlardır: Sultan, Babali, modern devlet, memuriyet ve vilayet. Bu programı izledikten sonra 19. yüzyıl Osmanlı reformlarını açıklayabilecek, Tanzimat döneminde Osmanlı merkezi idare teşkilatındaki değişimi tanımlayabilecek ve nezaretlerin kuruluşu ile babaliliğin ortaya çıkışını açıklayabileceksiniz. Ayrıca Tanzimat döneminde Osmanlı taşra idare teşkilatındaki değişimi tanımlayabilecek, Tanzimat döneminde Osmanlı taşra idare teşkilatında oluşturulan yerel meclisleri açıklayabilecek ve belediyelerin kuruluşu konusunda yapılan düzenlemeleri tanımlayabilecek bilgi ve beceriye ulaşabileceksiniz. Osmanlı'da reform teşebbüsleri üçüncü Selim'le beraber hızlanmış, ikinci Mahmut'un saltanatı sırasında ise genişletilmiştir. Tanzimat bürokratının hedefi devleti modernleştirmek olmuştur. Klasik dönem devlet teşkilatı özellikle üç açıdan modern devletten farklıydı. Bu farklılıklar şu şekilde sıralanabilir. Personel açısından küçük olması, devletin sorumluluk alanlarının kısıtlı olması, kanun önünde eşitlik anlayışının bulunmaması. Bu anlamda Tanzimatçılar bu farklılıkları iyileştirmeye çalışmışlardır. Osmanlı 19. asrı yönetim inisiyatifinin sultandan bürokratlara geçmesi bakımından Babı Ali asrı olarak da adlandırılır. Programda öncelikle Babı Ali olarak adlandırılan Sadrazam Kapısı'nın Sultan'ın hanesi Topkapı Sarayı'ndan kopuşu irdelenmiş, ardından ortaya çıkan merkez ve taşra teşkilatına daha yakın bakılmıştır. Profesör Şav 19. yüzyıl boyunca Osmanlı bürokratlarının işlemez hale gelen divanı hümayun ve tımar sisteminin yerine yeni kurumlar ikame etmeye çalıştıklarını yazmıştır. 1800'lere girilirken Osmanlı'da makamlar kadar ünvanlar da farklılaşmıştır. Örneğin Sadrazam Katibi olan Reisül Kütap Kalemiye olarak adlandırdığımız hiyerarşinin en etkili kişisine de düşürken uluslararası ilişkilerin tamamı neredeyse onun ofisinde görülmeye başlanmıştır. Benzer şekilde sadrazam yardımcılarından bir diğeri Ketuda Efendi, imparatorluğun tüm iç meselelerinden birinci derecede sorumlu kişisi haline gelmiştir. Dolayısıyla 1830'larda görülen bakanlık tipi örgütlenme için yeterli birikimin ortaya çıktığı rahatlıkla söylenebilir. İlk olarak Sadrazam'ın yardımcısı olarak görev yapan Sadaret Ketüdağlığı, Umuru Mülküye Nezareti de, geleneksel Reisül Küttaplık makamı ise dış işlerini görmek üzere Hariciye Nezareti'ne dönüştürülmüştür. Osmanlı Maliyesi, klasik dönemde iç ve dış hazine olmak üzere iki ayrı ünitede toplanmıştı. 1838 yılında düzen sağlamak amacıyla hazinelerin birleştirilmesiyle Maliye Nezareti kurulmuştur. Sadalet ofisinin bir diğer makamı Çavuşbaşılık kendi mahiyetiyle 1836'da gözden geçirilerek Adalet Bakanlığı'nın öncülü olan de abi nezaretine dönüştürülmüştür. 19. asra gelindiğinde ülkenin en önemli gelir kaynakları ayanların ve vakıfların elinde toplanmıştı. Ayanlarla zengin bürokratların gücünü denetim altına almak isteyen ikinci Mahmut ilk hamleyi evkaf konusunda yapmış, reformlara kaynak sağlamak amacıyla evkaf nezaretini kurmuştur. Bu dönemde Şeyhülislamlık ofisi Meşihat adıyla düzenlenmiş ve daha önemlisi Meclisi i Vükelaya yani Bakanlar Kurulu'na dahil edilmiştir. Modernleşme faaliyetlerine eklenen son halka ticaret nezaretinin kuruluşu olmuştur gelişmenin esas nedeni batı giderek artan ticari faaliyetlerdir. Buraya kadar aktarılan müesseselleşme çalışmalarını sadaret ekseninde değerlendirmek oldukça önemlidir. 1838 tarihli bir düzenleme ile sadaret makamının adı yeni konuma uygun şekilde bütün vekillerin başı anlamına gelen başvekalete dönüştürülmüş, sadrazamlık ünvanı da başvekile çevrilmiştir. Başvekil ünvanının kullanımı 2. Mahmut'un ömrüyle sınırlı olmuş, tanzimat bürokratları sadrazam ünvanını yeniden canlandırmışlardır. Tanzimatçıların sürdürdüğü bir diğer reform, nakit memur maaşı uygulamasını genişletmek olmuştur. Uygulama ilk defa yolsuzlukları engellemek amacıyla 2. Mahmut tarafından hayata geçirilmiştir. İkinci olarak sert bir ceza kanunuyla uygulama tamamlanmak istenmiştir. 1838 tarihli ceza kanunnamesinin muhatabı memurlardır. Memur sorumluluklarından bir kere daha hatırlatıldığı yasada rüşvet ve yolsuzluk suçlarının cezaları teker teker sayılmıştır. Tanzimat reformlarıyla bürokrasinin yazışma ve iş hacmi olağanüstü şekilde artmıştır. Yayınlanan tasarruf tedbirlerinde yazışma masraflarının kısılması ilk sırada gelmiştir resmi evrakın dilinde yapılacak sadeleşmeyle hem kağıt sarfı azaltılmak istenmiş hem de içileceği keskin ifadelerle daha da etkili hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu dönemde batıdaki kamu binalarının görkemi tazibat bürokratlarını da etkilemiştir. Personel ve işlev bakımından gelişen Marif, Nafia, Sıhhiye ve defteri Hakani gibi nezaretler kendi binalarında çalışmaya başladılar. Benzer şekilde nezaretlerin taşla birimleri içinde bina inşasına da bu dönemde başlanmıştır. Divan-ı Hümayun'un etkisini yitirmesinden sonra neredeyse iki asır boyunca üst düzey devlet adamlarının katılımıyla meşveret meclisleri toplanmıştır. Sultan II. Mahmut bunun yerine üç sürekli kurul oluşturmuştur. Bunlar askeri reformları yürütmek üzere 1836'da kurulan dar Şurayı Askeri, Sadrazam'a danışmanlık yapmak üzere dar Şurayı Babali, 1838 yılında ve yine aynı sene açılan Meclisi Valayı Ahkamı Adliyedir. Meclisi Valayı Ahkamı Adliye, yasama, yürütme ve yargı güçlerini bünyesinde toplamış, Tanzimat boyunca da sürekli değişikliklere uğramıştır en nihayetinde 1860'larda yapılan gözden geçirmeler neticesinde günümüzün Danıştay ve Yargıtay'ı oluşmuştur. İkinci Mahmut tarafından 1836 yılında başlatılan kabile sistemi kurma gayretleri Bağbali ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla oluşturulan nezaretler her biri uzmanlık kurulu olan meclislerce desteklenmiştir. Bu amaçla tesis edilen ilk meclis 1838 tarihli Sanayi ve Ticaret Meclisi'dir. Mali reformu gerçekleştirmek üzere 1840 yılında Meclisi Muhasebe-i Maliye, eğitim alanında 1845 yılında oluşturulan Meclisi Marifi Umumiye'yi, Meclisi Umuru Sıhhiye, Meclisi Zaptiye, Meclisi Bahriye, Meclisi Meadin ve Meclisi Ziraat gibi kurumlar takip etmiştir. İlk Osmanlı parlamentosu toplanırken Taşra'daki meclislerin 40 yıldır faaliyetlerine devam etmesi Osmanlı'nın parlamenter hayata geçişinde büyük katkı sağlamıştır. Tanzimatçılar iki nedenle Taşra'da otorite kurmak istemişlerdir. Birincisi ayanların halk üzerindeki sömürüsünü durdurmak ve ikincisi gelirleri artırmaktır. Bu nedenle evveliyatla iltizam sistemi kaldırılarak yerine muhassıslık ve muhassaslık meclisleri oluşturulmuştur. Söz konusu makam defterdarlık şeklinde kurgulanmış, vergilerin devlet memuru eliyle toplanması amaçlanmıştır. Muhassıl sadece ayanların otoritesini değil, valileri de kontrol altına alacaktı. 1840-1841 mali yılındaki net vergi kayıpları muhassılın etkisizliğini gözler önüne sermişti. Muhasılın iş yapması ancak kurumlaşma ile olabilirdi. Bu anlamda 1864 yılı tam anlamıyla milattır. 1840'tan itibaren yürütülen yasal çalışmalar bir vilayet kanunuyla sonuçlandırılmıştır. Bugünkü Bulgaristan sınırlarını kaplayan Tuna vilayeti kanunun ilk tatbik bölgesi olarak seçilmiş, elde edilen başarılar neticesinde kanunun etki alanı tüm imparatorluğa genişletilmiştir. Eyalet yerine vilayet isminin tercih edildiği yeni uygulamada valilerin kesin otoriteleri altında kalabalık bir vilayet bürokrasisi yaratılarak İstanbul'un yerel üzerindeki nüfuzu arttırılmaya çalışılmıştır. Söz konusu yasa 7 yıl sonra yani 1871'de tecrübeler ışığında bir kere daha sil baştan ele alınmış ve en nihayet 1913 yılında ittihatçıların yayınlayacağı kanuna değin tanzimatçıların prensipleri taşraya şekil vermiştir. Modern belediye uygulamaları öncelikli olarak Beyoğlu Galata'da görülmüştür. Padişah tarafından atanan belediye reislerine yardım etmesi için şehrin önde gelenlerini bir araya getiren bir danışma meclisi kurulmuştur. İlk belediye kanununun gerekçesi ve maddeleri başkentin içinde bulunduğu yoklukları tüm çıplaklığıyla görmeye yardımcı olurken dönem boyunca yapılan düzenlemelerin hiçbiri sorunları çözmek için yeterli olmamıştır. Tanzimat döneminde yayın hayatına başlayan karikatür dergileri söz konusu sorunları ve başarısızlıkları acı bir şekilde yansıtmıştır. Tanzimat fermanı yani Gülhane Hatta Hümayun'u her alanda olduğu gibi idare tarihimiz için de önemli bir kırılma noktasıdır. Modern devletin inşasına yönelik çabalar Fermanla daha da yoğunlaşmıştır. Öncesinin kul anlayışı yerini görevini halkı için yapan memur anlayışına terk etmeye başlamıştır. Bu anlamda Tanzimat bürokratları batılı anlamda kanunlar yayınlayarak şer'i anlam dünyasının etkisini ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Şinasinin meşhur haddini bildirir sultana senin kanunun mısrasının arkasında değişen birey devlet memuriyet rejimi ilkeleri yatmaktadır. Bahsedilen dönemde memurlar maaşlarını aylık olarak almaya başlamış, özlük hakları ile ilgili ilk düzenlemeler yapılmıştır. Kabine sistemi rejime yerleştirilmiş, devletin nüfuzu yayınlanan vilayet kanunlarıyla taşrada arttırılmaya çalışılmıştır. Devlet idaresi tarihte hiç görülmemiş şekilde sivil bürokratların eline geçmiştir. Bu programda tanzimat döneminin temel problemleri üzerinde durulmuş ve bu dönemdeki devlet mantığının üzerinde işlediği temel ilkeler sorgulanmıştır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi Türk İdare Tarihi ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.